arkadaşlar biliyorum diyeceksiniz. Neden yine işte dinlemeye başlıyorsunuz? Arkadaşlar biliyorsunuz ki birazdan yayınlayacağım bu videolarda. Biliyorsunuz ki şu anda bir video çekmiştim. O böyle pek şey olmadığı için 3 falan part 3 falan olacak. Bu part 2 oluyor arkadaşlar. O kalem kutularını tanıtıyorum. Part 1, part 2 olacak. Şimdi part 2'deyiz. Böyle uçlarını tanıtıyordum ki sündüm. Hoşça kal demedim arkadaşlar. Bir şey demeden kapattım. Çünkü hoşça kalı hangi partta bitirse o zaman diyeceğim. Şöyle uçlarımız vardı. B9R gibi bir tane garip kalem. Burada sonra hemencik bir M şey fermuarlı kolluk beni buluyor. Çok seviyorum bu kolluğu. Yani yılan gibi. Fermuarlı pembe ve sarının karışım. Ay! Hoş. Burada bir kalem var. Şöyle tahta kalem. Çok güzel bir kalem bu. Şöyle bir kalem var. Ucunu şey etmedim. Denemek istemiyorum yani. Uçlu kalemdir. Normal şey. Ya. Burada da iki tane keçeli kalemim var. Sarı ve pembe. Sarı ve pembeyi çok seviyorum. Arkadaşım hala yeşil ve moru verdim. Yeşil ve mavi. Burada bir tane kırmızı kalemim var. Hemen onu deneyelim. Çok güzel bir kalem. Hemen deniyorum arkadaşlar. Mesela bir kalp yapalım. Şöyle bir kalp yaptım. Göremiyorsunuz. Şöyle bir kalp yaptım. Çok güzel bir kalem. Sonra sarıyla pembeyi de görelim. Onları da boyayacağım şimdi. Sarı hiç görünmüyor ama pembe çok güzel görünüyor. Sarı çünkü post-it'im sarı olduğu için sarı görünüyor tabii. Şöyle birazcık içini boyadım. Karaladım falan. Burada da bir tane kızıl renkli kırmızım var. Böyle birazcık daha kapalı falan can canlı renklerle gidiyoruz. Ay boş verin. Ay kapanacak birazdan yine. Yani kapatacağım dedim. Şöyle 07 uç bu arkadaşlar. Neden uç bilmiyorum. Ama burada 07 yazıyor. Gerçekten 07 yazıyor arkadaşlar. Biraz şeye gidiyor. Evet 07 yazıyor arkadaşlar. Gene içimde ya böyle bir kızıl rengi hemen onu da deneyeceğim. Böyle bir kocaman kalp yapacağım. Böyle güzel kalpler yapamıyorum ama yine de yaptım şöyle şurada. Birazcık kızıl olduğu için tabii görünmez. Sonra burada iki renkli farklı. Bu altın renk, bu da turkuaz. Hemen onları da deniyorum arkadaşlar. Ağzım vallahi yine şanslı yaver. Mavi de çok güzel. Şöyle renkler. Çok güzel bir ikili uç kalem. Filan denemeyeceğim. Ha dur. Onu en sona bırakacaktım. Doğru. Böyle bir uç kalem. Bir deneyelim bunu da. Sonra en sona gösteririm. Mavi normal sevgili bir kalem. Burada yine bir Faber-Castell'in bu bir kalemim. Onu da denedim. Şöyle bir kalem Faber-Castell. Çok seviyorum Faber-Castell. Winx kalemi. Winx kapaçları kalemi. Boyayacağım onları. Yok, sonra filamız arkadaşlar. Bir paket daha. Bir paketimiz var. Böyle bir filam. Atıyorsunuz. İşte bu filam. Şu kalemliğinde de göreceksiniz. Onun pembesi. Bu Lami, öbür pelikan bende pembesi olan. Şöyle. Böyle açtığınızda şu kırmızı şeyi tutuyorsunuz. Açıyorsunuz. Dondurarak atıyorsunuz. Ve burada bir boş patron var. Ona patron koyacağım arkadaşlar. Okul çantamda ne var videosunda da görürsünüz o küçük patronları. Sonra da bu kalem başlığı var. Şöyle bir tavşan var üstünde. Çok güzel bir tavşan. Böyle açalım bakalım. Şöyle bir
Winx kalemi aldım. Şöyle ucu var. Kalemin ucuna takamadım. Yanımda takılmak yoksa böyle mi? Böyle aynen. Bana uçsuz bir kalem gerekiyor arkadaşlar. O da şuradalar. Ha şu. Şöyle bir kalem. Bir ama ismim Mami. Siz nasılsınız arkadaşlar? Sizi çok seviyorum. Diye denen bir uç kalemi. Şöyle boyuyor kanal. Hemen bunu da göreceksiniz. Şöyle bir kalemle hemen poşetine yeni koyalım. Çünkü bunu ben kullanmadığım zamanı kalem poşeti koyuyorum. Evet arkadaşlar bu. Bu kalemlik bitti. Sıra bu kalemlikte. Bunu da döküp yine bulacağım. Arkadaşlar bunun içinde birazcık daha fazla sanırım var. Yok. İlk önce bir kalem tıraşımla başlayalım. Kalem tıraş iki bölmeli. Bir lila renginde iki bölmeli. Büyük ve küçük. Normal kalem tıraş. Lila. Böyle. Burada bir sıvı tutkal var arkadaşlar. Nedense aktığı için şöyle bir sıvı tutkal. Beyaz. Göstermem pek detaylıca yok değil mi arkadaşlar? Çünkü o bana yani çok korkuyorum yine akacak diye peçeteyle sardım. O kadar yani. Herkes öyle peçetede ne var? Peçetede ne var? Falan ben de diyorum. Size ne? Size ne? Size ne? Normal arkadaşlar yani. Peçetemde ne olabilir ki? Değil mi? Hı. Bana katılanlar yorum altına bir şeyler yazsın. Arkadaşlar istediğiniz video olursa lütfen yorumlara yazabilirsiniz. Slime videosu hariç. Çünkü slime bilmiyorum nasıl yapıldığını. Arkadaşım gelince birlikte yaparız. İki tane pirit. Yok bu pirit değil. Kidos ve pirit. İki tane kalem yapıştırıcım var. Ben bunlara kalem yapıştırıcı diyorum. Daha doğru isim. Bu da piritin kalem yapıştırıcısı. Burada satan rengeler dediğim gibi öbür videoda bakırsanız okul videomda bakırsanız anlarsınız. Burada da pembe bir cetvelim var. Her şeyi yapabiliyor bu form cetveller. Yeni çıktılar. Bir makas. Böyle bir kızılı iki tarafında da kırt kırt diye kesiyoruz. Pembe, siyah falan karışımı. Bir tane de baykuş silik kullandığım için birazcık bozuldu. Evet bu kalemliğim de çabuk bitti. Bu violetali bir kalem. Lila. Böyle bir resmi var. Tamam. Şimdi şu ponyliğe geçiyoruz. Şöyle. Açtık. Burada bir kiyat var arkadaşlar. Bu böyle. Şöyle. Hepsini ben boyadım arkadaşlar. Şöyle. Q falan. Çok seviyorum böyle kiyatları. Yapmayı. Burada da şeyler isim yazıyor falan. Üç tane kalemim var arkadaşlar burada. Hepsini çıkarıp geliyorum. Evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Hem düzenleyeyim bari. Böyle bir cetvelim var arkadaşlar. Çok eski bir cetvel. Onun yüzünden birazcık bulandı. Bu da Faber-Castell'in Brownie. Faber-Castell'in bir cetvelim. Burada ABC cetvelleri var. ABC cetvelleri ne derseniz böyle küçük minik cetvel. Orada alfabe yazıyor. A. 3 kere A, B. 3 kere A, A, A. 3 kere B, B, B falan. İşte C, C falan. 4 tane de kalemim var. Yani normal kalem. Renklilerinden değil arkadaşlar. Normal kalem. Şöyle. Hepsi Faber-Castell'in değişik kalemleri buldum. Aldım. Sonra renkli kalemlerime geçirsek. Bir sürü var detaylıca göstereyim. Bir kırmızı kalem.
var. Normal kırmızı kalemlerden. Kırmızı kalem çok gerekiyor. Onun yüzünden yedeğini gördüm. Yeşil kalem de gerekiyor bayağı bir. Yok. Sonra pembe bir kalem. Kırmızının can dostu pembe. Sonra turuncu ve sarı kalemler. Çok güzel kalemler bunlar. Çok uyumlu kalemler. Sonra kahverengi ve kara. Onlar da uyumlu renkler. Sonra mavi, koyu mavi ve lila. Yani turkuaz falan lila. Böyle renkler yani var arkadaşlar. Demin ay böyle renkler yok. Şu anda birazcık değişmiş anlamındayım. Özür dilerim. Lila'yı da koyalım. Şöyle koyu renk çünkü. Yeşille koyu yeşil. Uyumlu renkler. Çok. Yani uyumlu renkler hep. Ve normal ten rengi kalemim var. Sonra burada bir silgim var arkadaşlar. Kedili ama bozuldu. Pembe kedi falan. Burada moru nerede şimdi? Morcuk nereye kaçtın? Hah şuradaymış pardon. Burada iki tane kalem tutacağım var. Yani kalemleri içine sokuyorsun. Canınız o zaman acımıyor. Ama ben şu anda onları hiç kullanmıyorum. Yani benim eflatun ve yeşil renklerinde. Burada dediğim gibi patronlar var. Göstermiştim size. Yine bir silgi. Bu benim özel silgim arkadaşlar. Hep lazım olunca kullanıyorum. Sonra arkadaşlar küçük patronlarım var. Şöyle küçük küçük. Çok tatlı patronlar bence. Şöyle bir küçük patron. Mavi yazıyor. Onun yüzünden böyle rengarenkleri de var. Onları da aldım ama yoldalar. Sipariş ettim yani. Patronlarım var. Şöyle iki tane daha var. Onlar da buraya geliyor. Ya ne az patronum varmış benim. Daha buralarını dolduracağım bir de. Of arkadaşlar ama verirsem tabi böyle olur arkadaşlar. Burada filamız dediğim gibi pembe filam. Onu da şu turuncu yerden çıkarıyoruz. Şöyle çevirince çıkıyor. Normal patronlar pembe. Pes pembe. Evet bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Şöyle detaylıca tekrar göstereceğim size. Yani kalemliklerimizi. Violeta, pembe, yine pony, unicorn. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like, tuşa basmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, bye bye.